seçim beyannamemizde ayrıntılarıyla ifade ettiğimiz ve bu vesileyle özet olarak açıklayacağım vaatlerimizin bir kısmını şöyledir. Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılması, vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması, ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi, esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi, esnaf ve sanatkarlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması, yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması, şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi, çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması, sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi, işsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile yardımı, desteği yardımı verilmesi, gençlerimizin iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması, üniversiteye giriş sınavının kaldırılması, emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi, emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi, kadınlarımıza sigortalık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınması, kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi, kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteği sağlanması, dava açma zaman aşımının kaldırılması, asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması, kadro alamayan taşeron işçiler 4B'li vekil sözleşmeli fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması, kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması, öğretmenlerimizin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması, atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihtas edilmesi, kahraman ve fedakar uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması, özlük haklarıyla birlikte mali ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi, emniyet çalışanlarımızın özlük haklarının düzeltilmesi, polislerimizin ek göstergesinin 3600'e yükseltilmesi, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilmesi, engelli ve engelli yakını aylığının yükseltilmesi ve engelli aylığı ödenmesinde aile geliri yerine kendi gelirlerinin esas alınması, Muharip Gazi Şeref aylığının arttırılması ve hepsine aynı tutarda ödenmesi, şehit anne ve babaların aldıkları maaşın arttırılması, şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi, ordu ve polis vazife malullerinin maaşlarının iyileştirilmesi, malul sayılmayan gazilere gazilik ünvanı verilmesi için gerekli yasaların çıkarılması konusunda bütün gayret ve samimiyetimizle mücadele edeceğiz. İnşallah da başaracağız. Cumhur İttifakı, millet aklı, geleceğin teminatı, Cumhur İttifakı, millet aklı, huzurlu Türkiye. 24 Haziran seçimleri büyük milletimizi tıpkı asırlar öncesinde olduğu gibi lider ülke Türkiye ülküsüne götürecek yolun başlangıcı olacaktır.